Yayınıma hoş geldiniz. Bugün tarihi bir gün. Bugün Aliyev'in Rusya'ya Kırım tokadını attığı bir gün. Dün Karabağ konusunda Rusya'ya epey yüklenmişti. Aliyev baktı, Rusya'nın niyeti niyet değil. Rusya'nın niyeti Sovyetler. Azerbaycan'ı tamamen yutmak ve Bakü yönetimini ortadan kaldırmak için Rusya'nın planlarını devreye koyduğunu çok iyi gördü. Evet, Aliyev dün Karabağ'da Rusya'nın yakasına yapıştı. Laçin'e çökerim, oradaki Rus barış gücünü lağvederim dedirtti. Evet, barış gücü komutanını azarladığını ve onu fırçaladığını da belirtti. Evet, Azerbaycan bir bağlantısızlar adımı gösterilse de Turan destekli bağımsız, tam bağımsız dış politika perspektifine dönüyor. Zelenski Aliyev'e hayran hayran bakıyor. Çünkü çok mutlu. Bölgede önemli bir aktör Azerbaycan. Başarı kazanmış bir aktör. Ve iki Türk devletinin Ukrayna'ya desteği Zelenski'nin aklına yüreğine küpe olmalı. Türkiye'nin desteğiyle SİHA ve Bayraktarlar inşa eden, şu anda ortak bir fabrika kurumu gerçekleşen Ukrayna'da önemli SİHA jetler geliyor. Motor teknolojisiyle Türkiye'ye önemli bir destek. Zelenski'nin Aliyev'e bakışını görürseniz bu ziyaretin ne kadar önemli olduğunu anlarsınız. Putin'e öyle bir sille attı ki Aliyev, Putin Kremlin'de belki şoka girecek, belki tansiyon krizine, belki şeker komasına, Putin'in acil doktor muayenesine ihtiyaç var. Çünkü Aliyev resmen bağımsız devlet ülküsüyle Rusya'nın bu yaptıklarına artık sıkılmış vaziyette. Büyük bir, evet, meydan okuma. Bağımsızlığa meydan okuma. Evet, bağımsızlığa koşma. Çünkü 30 yıldır Azerbaycan'ın yakasından düşmeyen bir Rusya ve Azerbaycan'ın 30 yıldır topraklarına kavuşmasını engelleyen bir Rusya. Ama baktığınız gibi şimdi Zelenski hayran hayran Aliyev'e bakıyor. Çünkü bu ziyaretin ne anlama geldiğini o da biliyor. Evet, gördüğünüz gibi Kazakistan'a Ermenistan'ın birliklerini yollanmasını şaşkınlıkla izledi Azerbaycan. Bir Türk yurduna, özellikle bir Türk yurduna Ermeni askerlerinin götürülmesine Aliyev çok içerledi. Aliyev her zaman barış, adalet ve eşitlik ilkesi olsun istedi. Bir devletlerin birbirine saygısını istedi. Kimsenin toprağında gözümüz yok, kimse bize böyle olsun istemedi. Evet, kolektif örgütün Ermenistan'ı öne atması, parlatması, ekranlarda Paşinyan'ın dev görüntülerle gösterilmesi Aliyev'i gerçekten rahatsız etti. Aliyev özellikle Ermenistan ve Rusya, Belarus üçlüsünün bir Türk cumhuriyetlerine parmak sallamasına artık isyan etti. O bir Türk harkanı olarak gidip Ukrayna'ya aslanlar gibi destek oldu. Bakü, Ukrayna'nın toprak bütünü destekler Karines'i. Evet, Donetsk dahil ve Kırım dahil Azerbaycan'ın, şanlı Azerbaycan'ın, evet, başkumandanı Aliyev'in büyük bir meydan okumasıdır. Bu bir meydan okumasıdır. Neden? İyi biliyorsunuz. Azerbaycan karakoluna gel, barış görüşmeleri havariliği yap, oraya saldır. Şimdi kolektif örgüt buraya saldıran, evet, Ermenistan'a bir şey dedi mi? Geri çek dedi mi kuvvetlerini? Yok. Gece gündüz şu anda Lukashenko ve Putin'le flörtleşen Paşinyan buradaki yapılan saldırıları, buradaki yapılan müdahaleleri nasıl karşıladı? Değil mi? Yani bu üçlü nasıl karşıladı? Azerbaycan'a gözdağı ve Azerbaycan'a vur kaç tahtası. İstediğimizi yapalım, biz kolektif örgütüz, istediğimizi işleyelim dertindeler. Azerbaycan'ın burada bir denge kurması gerekiyordu. Bu dengede komşu ülkelerle ilişkileri güçlendirmek. Akılcı olan bu. Türkiye ile, Ukrayna ile, Gürcistan ile barışık ve güçlü ilişkileri olan Azerbaycan'ın Rusya için kolay lokma olmayacağı aşikar. Bunu gören ve bağlantısızlar düşüncesiyle, önemli bir güç hamlesiyle bu adımları atan Aliyev'in özellikle son yapılan saldırılar ve kolektif örgüt havarisiyle Türk Cumhuriyetlerine baksana da girerim, Özbekistan baksana da girerim,
Azerbaycan bak Kelbecer'de Ermenistan'a saldırıyorsun. Ona cevap verme, o sana istediğini yapsın, sen ona karşılık verme. Yok öyle yağma Putin, yok öyle yağma Lukashenko. Şimdi bu haritaya bakarsanız, Kırım dahil, evet Donetsk bölgesi, Lugansk bölgesi, bu gibi bölgeler dahil. Azerbaycan resmen bu toprakların Ukrayna'nın olduğunu teyit ediyor. Tam da Rusya ile savaş esnasında veya savaş sıcaklığı yaşayan Ukrayna'ya bu yapılan destek, Ukrayna'nın topraklarının işgal edildiğinin yansıtılması çok önemli bir aslında Aliyev hükümetinin, özellikle Azerbaycan'ın tam bir sol kureşisi oluyor Putin'e. Bu görüntülere ihtiyaç vardı. Azerbaycan Rusya güdümünde asla olmayacaktır. Gördüğünüz gibi Kazakistan'da yaşanan tecrübeler Türk dünyasının daha da uyanmasına ve Türk birliğine daha da yapışmasına neden olacaktır. Zelenski'nin sıcak karşılaması ve buna karşılık gördünüz işte Azerbaycan gitti Ukrayna'yla Kiev beyannamesini imzaladı. Bu da Kiev beyannamesi. İki ülke birbirlerinin topraklarına saygılı ve birbirlerinin toprak bütünlüğünü teyit ederler. Evet, bu adım Azerbaycan'ın şahlanış adımıdır. Bu adım Turan Teşkilatı'na kocaman bir selam adımıdır. Bu bağımsız Azerbaycan'ın dünyaya ben buradayım mesajıdır. İmzalar atıldı. Bu imzaların her biri gerçekten tokat gibi Kremlin'de yapıştı. Bir tokat Şoygu'ya yapıştı, bir tokat Lavrov'a yapıştı. Yeter artık. Saygı prensibinde güçlü ve itidalli bir şekilde her zaman Rusya'ya bu bölgede, evet bu bölgede kargaşaya izin verilmesin, sağduyulu davranalım perspektifini bırakmayan ama bir türlü karşılığını bulamayan Azerbaycan buradan ne kadar güzel yanıt verdi. Ukrayna'dan Rusya'ya öyle bir parmak salladı ki bir daha bize, evet bir daha bize saygısızlıkla gelme, topraklarımıza Ermenileri ateş açtırma, Karabağ'daki bu yapılan oyunların senden geldiğini biliyorum mesajı. İşte gördüğünüz bu kareler. Bakü beyannamesi yapmıştık ya, Pakistan, Türkiye, Azerbaycan. Şuşa beyannamesi yapmıştık ya, Türkiye, Azerbaycan. Şimdi de Ukrayna beyannamesi, yani Kiev beyannamesi geldi. İnanılmaz şeyler oluyor. Azerbaycan son dönemde Ermenistan'ı önceleyen ve Ermenistan'ın avukatlığını yapan Ruslara karşı artık pazusunu çıkarmış gözüküyor. Evet, Türk'ün yumruğu nerede diyenlere, evet Türk'ün yumruğu görmek isteyenler burada Aliyev'in duruşunu ve Aliyev'in mesajını iyi anlasınlar isteriz. Evet, bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşça kalın. Güzel oldu, iyi oldu, hoş oldu, isabet oldu. Teşekkürler Aliyev, teşekkürler Zelenski. Bir dahaki yayında görüşene kadar hoşça kalın.